İyi akşamlar canımcıklarım. Bu akşam canım hiç konuşmak istemiyor. Ayrıca hiçbir şey düşünmek de istemiyorum. Niye diye soracaksınız. Cevap vermeye korkuyorum anacığım. Başıma her an bir şey gelebilir. Biliyorsunuz şu günlerde konuşanlarla düşünenlere dışarıda yolda yürürken rastlamak mümkün değil. Rastlayamazsınız çünkü hepsi içeride. Eskiden yazara kız verilmezdi. Yazar olsan ne olur denirdi. Şimdi yazar olsan en az 5 yıl yazar anacığım. Bu yazarları içeriye atma işi iyice kabardı vallahi. Yakında mahkemelerde yaz kızım denen daktilo kızlar bile yazı yazdıkları için içeriye alınacaklar. Benden size tavsiye, hiç düşünmeden bizim program da tehlikelidir. Seyredin anacığım. Beni istemişsiniz efendim. Evet, seni istedim kardeşim. Nedir bu gazetelerin hali? Ha, şuraya bak. Esenler canavarı. Esenler canavarı. Esenler canavarı. Esenler canavarı. Esenler canavarı. Hepsi Esenler canavarından bahsediyor. Biliyorum efendim. Biliyormuş. Hükümetimizin halkın güvenine bu kadar ihtiyaç duyduğu bir zamanda nasıl olur da bir mahalle canavarını yakalayamaz bu beceriksizler? Faks çekmediniz mi? Bakan Bey bunun derhal yakalanmasını istiyor demediniz mi? Tam 28 tane faks çektik efendim. Sonuç? 0. Hemen arabamı hazırlat, uçakta yer ayırt. Nereye efendim? İstanbul'a. Şu beceriksizlere biraz iş yapmasını öğretelim. Yapmayın efendim, orası İstanbul. Biraz daha gecikirsen seni gideceğin yerde Şırnak. Efendim bakan. Biliyorum, bakan bugün faks çekti. Canavarın yakalanmasını istiyor. Bugün bu 35. faks. Ne yapabilirim ki? Atın o faksı da çöpe. Bu sefer farklı efendim. Bakandan faks gelmedi. Ne geldi? Bakanın kendisi geldi. Ne? Nerede? Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Buyurun şöyle oturun. Gerek yok. Başarısızlığınız canıma tak etti. Sizin yüzünüzden bütün medya rezil olamam ben. Ama efendim burası İstanbul. Ne olmuş İstanbul'sa? Bir canavarı yakalayamadınız mı? Artık işe ben el koyuyorum. Bakalım canavar nasıl yakalanırmış görün. Lütfen efendim sakin olun. Burası İstanbul. Kes sesini. Biliyorum buranın İstanbul olduğunu. Yürüyün benimle de canavar nasıl yakalanırmış görün bakalım. Ama efendim bir dakika izah edeyim ben. Bakın bakın. Kestim. Karımın bacağını kestim. Bacak mı bacak? Kaynanamı seviyormuş. Esenler canavarını iş üstünde yakaladık. Ver bacağımı lan. Al bacağını. Ben senin kafana talibim. Görmemezlikten gelin efendim. Buyurun devam edelim yolumuza. Ne demek görmemezlikten gelin? Çabuk yakalayın şunu. Bu benim nikahlı karım. İster severim, ister keserim. Efendim, Esenler canavarı değil bu. Nereden biliyorsun? Ben bilirim. Şişt, gel buraya. Buyur amirim. Yasal olmayan bir şey mi yaptık? Bir kusur mu işledik? Söyle bakalım, kimsin sen? Ben Kadıköy canavarı Fevzi. Emredin amirim. Gördünüz mü efendim? Esenler canavarı değil bu. Olsun, yakalayın bunu da. Gördünüz mü ne güzel hallettim bunu? Ne çekiştiniz? Kim astı bunu? Ben astım, hem de tek başıma. Niye astın? Islanmıştı da kurusun diye. Ben bunu çok seviyorum. Doğrusunu söyleyeyim mi? Ben bunun botlarını çok seviyordum. İstedim, vermedi. Ben de onun için yaptım. Çabuk yakalayın şunu. Efendim, karakola gidelim. Yeter artık, elimizde bir tane var. Gel bakayım buraya. Sağ ol arkadaşım. Ben Bostancı canavarı Niyazi. Ben de Kadıköy canavarı Fevzi. Memnun oldum. Düş bakalım önümüze Bostancı canavarı. Yapma karıcığım, yapma karıcığım. Bu benim 3. kocamdı. Bundan öncekileri de buradan attım. Yakalayın. Boş verin efendim. Görmemezlikten gelin. Saçmalamayın. Hemen yakalayın. Yardım edin bana. Yardım edin.
Sen de kimsin? Taşlı tarla canavarı Hilmi. Ana! Herif kartla bastırmış. Hemen yakalayın. Bakan Bey, benimle karakola kadar gelir misiniz? Size bir şey söyleyeceğim. Buyurun şöyle gelin. Bakın şimdi size ne göstereceğim. Ne oluyor böyle? Lütfen siz şöyle oturun efendim. Ya. Yeah. Evet. Arkadaşlar, canavarları içeri alın. Ben Taksim canavarın ağacı. Ben Şaşkın Bakkal Deniz Sokak canavarı Muhittin. Ben adresi bilmiyorum. Hani Bağdat Caddesi'nde lambadan sola dönüyorsun. Soldan ikinci sokağın canavarıyım. Ben Kadıköy'den Cafer Ağa Mahallesi canavarı Hamdi. Ne olmuş yani? Ben size dedim efendim. Burası İstanbul dedim. Koltuk kavgasındaki politikacılar, ihale peşindeki vekiller, saat başı gelen zamlar, işlemeyen adalet. Bu büyük köydeki herkes canavar oldu efendim. Her gün birkaç düzine canavar yakalıyoruz, öyle değil mi? Bir de siz başımıza Esenler canavarı çıkartmayın lütfen. Bize canavarı yakalayacak adam değil, canavarları yaratanları yakalayacak adamlar lazım efendim. Reklamlar. İlker, Tamer, Gülçin, Soner, Yeter, İmdat ya da Demokrasi. Göz altında kayıplara hayır diyorsanız Demokrasi'ye okey deyin. Okey mi? Okey. Anacığım, peynir ekmek gibi satılan silahlar hep kadınların başına patlıyor. Ve bu pisliğin adı da namus temizliği oluyor. Buyurun efendim, buyurun. Merhabalar. Buyurun, merhaba. Buyurun beyefendi. Buyurun. Delikanlı. Tam delikanlı. Efendim hoş geldiniz. Hanımefendi hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Oğlum, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim selamlaşma faslı sona erdikten sonra biz sebebi ziyaretimizi açıklayalım. Efendim Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınızı oğlumuza istemeye geldik. Aslan gibidir maşallah yavrum, aslan. Kızımızın Metin'i siz de duydunuz demek. Aman efendim, sizin kızın Metin'i duymayan mı kaldı? Met edilmeyecek gibi de değil hani. Cemil Beyciğim biliyorsunuz namus cinayetleri aldı yürüdü. Yani ölene de yazık, öldürene de. Çok haklısınız beyefendi, çok. Biz de bunu düşünerekten dedik ki alacağımız kız herhangi bir olaya sebebiyet verip oğlumuzun başını derde sokmaz. Bu yüzden sizin kıza talibiz. Değil mi yavrum? Çok isabetli seçim. Benim kızım kadar namuslusunu Fizan'dan arasanız bulamazsınız hanımefendi. Zaten benim kızım namussuzluk yapmaz. Hayır, isteseniz de yapmaz. Neden diyecek olursanız... geçen gün maçtan sonra balkonda vuruldu. Ya biz de duyduk, pek sevindik. Ayol hazır vurulmuş kız kaç kişiye nasip olur, değil mi yavrum? Namus konusunda hiçbir şüpheniz olmasın hanımefendi. %100 garanti veririz. Efendim biz de onun için buradayız işte. Hiç değilse oğlumuz cinayet işleyip katil olmaz. Maşallah pek de solgunmuş. Değil mi yavrum? Bak gelin bak. Yani kızımdır diye söylemiyorum ama şu haliyle elinden hiçbir iş gelmez. Çok da saygısız zamane gençleri. Hanım kalk kapat şunun dizlerini kalk. Tamam. Misafirin huzurunda böyle oturulmaz ki. Canım gençtir, ölüdür, kusuruna bakılmaz. Pek güzel kahve yapardı. Sağ olsaydı da size bir köpürtseydi. Boyu posu, huyu suyu, endamı pek güzeldi kızımın. Aa, olsun ayol, ruhu güzel olsun. Biz kızınızı pek beğendik. Öyle değil mi hayatım?
Geçen gün bizim yandaki komşu Makbule Hanımların kızını görmeye gittik. O da bir sokak çatışmasında vurulmuş. Hiç beğenmedik kız ayol. Bizi böyle 5 kare suratla karşıladı. Sevimsiz. Bak bu öyle mi canım gelinim? Meleklere gülümsüyor vallahi. Maşallah. Anne ya ben bunu istemiyorum. Ben kanlı canlı birini istiyorum. Olur mu Necati? Ne biçim konuşuyorsun yavrum? Kıyamam sana. Erkeksin. Olura olmaza namus damarın kabarır. Gençliğini yakarsın çocuğum. Oğlumuz pek gönüllü değil galiba. Yok yok, ona bakmayın siz. Oğlum, ne konuşmuştuk Ede? Hayır, kanlı canlı bir şey istiyorsanız ablam var. Nezahat ablam, bir de ona baksın çocuk. Abla, Nezahat abla. Geldim. Geldim. Ablam da can güvenliği yok diye evlenmedi bugüne kadar. Artık istesem de namussuzluk yapamam delikanlı, korkma. Seni gözüm tuttu. Eğer sen de beni beğendiysen elini çabuk tut. Zira fazla bir ömrüm kalmadı. ne yapalım? Ne olacağı ne olsun? Kabul teyze. Hadi öp gelinin elini. Hadi yavrum. Öpeyim sevgilim. Heyecana dayanamadı kız. Beni arkadan vurdu. Sık sık döverdi. Hatta bir keresinde anneme gittim diye çok kötü dövdü. Buna şiddetle itiraz ediyorum ben. Bakın, itirazında bile şiddet var. Yani Adnan Bey sizi dövdü diye kendisini terk ettiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Olacak o kadar televizyonu haber merkezinin hazırladığı haberleri sunuyoruz. Peynir ekmek gibi satılan silahlar kadınların başına patlıyor sayın seyirciler. Ve bu pisliğin adı namus temizliği oluyor. Sevgili misafirler, kıymetli davetliler. Hepiniz bu mutlu günümüze hoş geldiniz. Sevgili oğlumuz Tosun'la kızımız Ayla'nın düğününde şimdi de sıra takı takmaya geldi. Hepinizi takmaya davet ediyoruz. Sevgili yeğenim, bak bu mesut gününde iyinin de kötüsü vardır. Yani namus, haysiyet, diyet, yani iyi niyet. Ya ben böyle manevi konuşmaları beceremiyorum. Bak oğlum Tosun, sen daha çok toysun. Amcan sana bir öğüt vermek istiyor. Bak şimdi, oğlum Tosun bu karı milletini ne zaman ne halt karıştıracağı, nerede namussuzluk yapacağı hiç belli olmaz. Bunların kafasında 1000 tane tirki dolaşır, birinin de kuyruğu birbirine karışmaz. O yüzden sana ben bu anlamlı hediyeyi takıyorum. Karın ileride şeytana uyarsa aha bununla temizlersin. Gel seni bir alnımdan öpeyim. Sağ ol amca, niye zahmet ettin? Ne zahmeti yeğenim, ne zahmeti? Aile şerefi mevzubayız. Halis Rus malıdır ha. Saniyede 38 mermi atar. Hadi göreyim seni koçum. Öpeyim amca. Nasıl mesela tabala? Tebrik ederim Tosun. Has silahtır. Smith Wesson. 800 metre menzili var. Öpeyim. Teşekkür ederim. Hadi lan hadi. Şey oğlum kusura bakma. Sana bir şey takamayacağız. Biliyorsun düğün dernek falan derken elde avuçta bir şey kalmadı. Sana dedenin İstiklal Harbi'nden kalma bir çakar almaz tüfeği vardı. Onu vereceğim. Biliyorum öldürmez ama... Öpeyim baba. Babanı başlarım. Ne demek baba? Gerekirse dipçiyle vururum kafasına.
Bir tabanca, 50 tane de mermi. Sana layık değil ama konu komşu birleşip el bombası aldık. Kalabalık namussuzluk durumları için. Pimini çeker atarsın, her taraf ayna, çal çal oyna. Ne bakıyorsun lan? Biliyorsun biz memuruz. Gücümüz bıçaktan fazlasına yetmedi. Gerçi öldürmez ama arada sırada bir dürtersin. Gel yavrum, gel, gel. Bak yavrum, bu erkek milletine ne yapacağı belli olmaz. Yarın öbür gün gözü döner de seni vurursa al, tedavi paran olsun. Ölmez de sağ kalırsan bu da pansuman paran olsun. Bu da ilaç paran olsun. Al, bu da kefen paran olsun. Hadi yavrum. Önümüzdeki pazar 10 Kasım. Yas değil. Ulu Önder Atatürk'ü anma günü. Bu yıl daha büyük özlem ve saygıyla anacağız atayı. Bugün cumhuriyetimizin 10. yılını doldurduğum en büyük hayrandır. Atatürk Türk milleti çalışkandır diyerek hepimizin daima çalışması gerektiğini belirtiyor, değil mi baba? Elbette ya. O bizi bıraktıktan sonra birçoğumuz unuttuk bunu. Ama atayı hatırlamak onun sözlerini hatırlamaktır. Onun başlattığı yolda yürümek demektir. Hep atanın devrimlerini konuşuyoruz. Elbette bunlar önemli ama atanın bence en büyük armağanı bizi kadınlarımıza kavuşturması. Neden bu büyük baba? Evladım, büyük ata kadınlar içtimai hayatta erkeklerle beraber yürüyecek ve birbirlerinin yardımcısı olacak diyerek daha 60 yıl önceden kadınlarımızın ikinci sınıf insan olmadıklarını vurgulamıştı. Bak Bülü Hanım, bizim de böyle bir eğlenceye katılabilmemiz ne kadar güzel değil mi? Yalnız eğlenceye değil, her şeye katılmamızı istiyor Gazi. Eğitime, öğretime ve dahi yönetime. Atatürk en çok gençliğe güvenmişti evladım, yani sizlere. Bugün çevrene baktığında gördüklerin seni korkutmasın. Muhtaç olduğun her şey Atatürk düşüncesinde var. Ne yapmam gerektiğini biliyorum baba. Atatürk gibi düşünmek, Atatürk gibi çalışmak ve cumhuriyeti korumak. Ve daha da ileri götürmek çocuğu. Bugün cumhuriyetimizin 10. yılını doldurduğum en büyük hayrandır. Kutlu olsun. Ne yiyeceğiz sıkıntısı vatandaşın başını yiyor sayın seyirciler. Mantar mevsimiyle birlikte mantardan zehirlenme mevsimi de başladı. Bu ne rezalet müdür? Ne rezaleti sayın bakanım? Ben sence ne bakanı gibi duruyorum? Güne bakalım kızım. Sağlık bakanısınız sayın bakanım. İçimize bakalım sayın bakanım. Ciddi ol terbiyesiz. Yoksa seni doğuya sürdürürüm. Seni bir atın arkasına bağlarım, yerlerde süründürürüm. Sen böyle konuşmayı sürdürürsen ben seni sürüm sürüm süründürürüm. Sayın bakanım, ben sadede geldim. Konuya girelim efendim. Gel girelim. Bu ne biçim rapor? Bu ne rezalet? Zehirli mantar yiyen bir mahallenin yarısı telef olmuş. Hani denetim? Hani sağlık taraması? Hani kuşlar, ağaçlar? Bana bağlı bir sağlık müdürü nasıl bu kadar ilgisiz olabilir? Sorarım sana. Bana mı? Tiz bunun önlemi alına. Ev ev dolaşılıp mahallelerinin sağlık durumu yerinde inceleme. Bu durumla bizzat sen ilgilene. Derhal padişahım, ferman sizin. Buradan, bu evden başlayalım. Hay hay efendim. Hay. Hadi çal. Kim o? Kapıyı açtıktan sonra kim o diyeni de ilk defa görüyorum. Bir yaşıma daha girdim. 42'ydim, etti 43. Biz Sağlık Bakanlığı'ndan geliyoruz yenge. Koca devlet bizim evimize mi geldi? Ne yapacaksınız? Sağlığınız yerinde mi diye bakmaya geldik. Siz de ormandan topladığınız mantarlardan yediniz mi? Yedik. Çok güzeldi. Isçak ısçak. Sana da yapayım mı? Yemişler. Nasıl yiyorlar ya? Bir yaşıma daha girdim. Etti 44. Girelim, araştıralım. Buyurun. Buyurun. Buyurun, 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 buyurun. Şu tartışma bırak lan. Geç şuraya. Hanımefendi, kusuyor musunuz? Midenizde ağrılar var mı? Başınızda böyle ağrılar falan var mı? Kim? Yo. O çocuk ağzına ne sokuyor öyle? Hadi çocuğum, pis ol. Kaka çocuğum. Çocuk portakal sandığını dişliyor. Çok severler. Hep sandık alırım onlara. Yerler, kemirirler böyle. Ne biçim bir kadın bu böyle? Bir yaşıma daha girdim, etti 45. Yemek yiyor. Öğlen yemeği.
Ya olur mu öyle şey? Bir yaşıma daha girdim, etti 46. Ya ana ya! Gene mi gazete kağıdına sarılı cam var? Bıktım ya her gün dürüm yemekten beri, canlı dürüm yemekten. Ne oluyor? Bir dürüm mü var? Ne yiyor? Ne? Ne yiyor diyorum? Kim? Efendim, bu papaz ne yiyor diyorum? Yemek! Devlet Bey yemek yiyor! Ulan herife de versene, canı çekti! Bir yaşıma daha girdim, etti 47. Bundan kalmadı da! Boş bira kutusu var. Yapayım mı size gazete arası bira kutusu? Ha? Yer misiniz lan? Ortaya yaptırayım üstü bol rap diyelim. Ha? Yok yok. O da yenir miymiş? Bir yaşıma daha girdim. Etti 48. Ana! Bilin bakalım bu akşam ne yiyeceğiz? Ne? Şabriyel, şabriyel! Yuhuu! Ablanız size tatlı olarak da musluk çantası getirdi. Aman yarabbi, lastik yiyorlar. Biz burada mantardan zehirlenmiş mi derler mi diye bakıyoruz. Onlar her şeyi yiyorlar. Bir yaşıma daha girdim, etti 49. En güzel çağlar. Nereye girmiş? Hep öyle söyler. Ne? O diyorum, hep öyle söyler. Kim? Aman, doğum günü kutlu olsun müdür bey. Sanki Reha Muhtar'ın ateş hattına geldik. Herkes her şeyi yiyor. Tabi bünye meselesi. Evet. Bu durumda ben... Bence siz bir yaşınıza daha girip yaşlanıp ölmeden buradan gidelim. Bu durumda yapılacak hiçbir şey yok. Haklısın. Bu ekonomik koşullarda insanların daha sağlıklı yaşamasına olanak yok. Ülkemizde belli bir eğitimi tamamlayamayan gençler işsizliğe mahkum oluyorlar. Artık ikinci bir eğitim şart oldu. Hadi ya, teşekkürler. Patlamayın lan. Zatlar zat. Afiyet olsun arkadaşlar. Hiç de afiyet olmuyor. Ya beğenemedin mi? Beğenilecek gibiyse sen niye yemiyorsun? Ulan Şükret, ulan Şükret. Senin önüne yemek konuyor. Devlet size bakmaya mecbur ulan. Tükürür durma lan. Salyaların yemeğe akıyor. Sen benim salyama kurban ol lan. Köpek. Ye ulan. Ye. Ye. Yettin lan canımız afetimize. Şimdi tam sırası. Ne oluyor hemşerim? Bir şey olduğu yok, yatıyoruz işte. İyi de bu yatak benim. Sen hep orada yatarsın, geç yerine. Bundan sonra burada yatacağım. Orada ceyran yapıyor, üşüyorum. Bu koğuşun ağası benim, unuttun mu? Bundan sonra ağa mağa yok. Varsa da benim. Bu yatakta ben yatacağım, anladın mı? Sen de anla. Nerede yatacağını ben çok iyi biliyorum. Duydunuz mu lan? Bana laf etti. Duyduk ağam. O zaman işimize bakalım. Mahpusane seçmesi kalamıyor yandan. İn lan aşağı. Ne ulan? Elindeki zulayla beni mi korkutacaksın? Mahpusane seçmesi kalamıyor yandan. Hadi gelin, girin içeriye. Vay tarla kuşları, geldiniz mi? Merhabalar efendim. Kolay gelsin. Ne diyor lan bu çeşit? Mahpusluğun kolayı nasıl gelirmiş ki? Nasıl buldunuz bakalım bizim beş yıldızlıyı? Pardon, ne sormuşsunuz? Nasıl buldunuz burasını diye soruyorum. İyi, biraz havasız gibi. Alt etmişsin sen. Sizi yanlış anladınız, ben hocadan söylemedim. Daha havalı bir yer biliyorsan söyle, gidip orada yatalım. Geçin bakalım şöyle. Size bir abilik yapacağım. Bakın şimdi, mahpusluk yaşamında rahat etmek için ilk şart... ...kendini ezdirmeyeceksin. Kendimizi ezdirmeyeceğiz. Yüreğinle, bileğinle, yoksa paranla arkanı sağlama alacaksın. Yoksa sağlam bırakmazlar adam. Bir gece çişe kalkarsın, elinde şişi olan biri de arkandan gelir... O gece son kez göbeğinden işersin. Memleket neresi? Anladık. Arka sağlam alınacak. Hemşerim, memleket neresi? Üç. Bir de bu gardiyan milletine karşı uyanık olacaksın. Ziyaretçilerin getirdiklerini hasır altı ediyorlar.
Her meslekte çıkıyor işte. Hemşerim, memleket nereye ya? Bırak lan artık çocukları. Bu da yeni kimi görse sorup duruyor, bir memleketlisi çıkar da karısından haber alır diye. Oğlum kabul et artık. Karın kötü yola düşmüş. Memlekette onu tanımayan yokmuş. Abdi abi, ne istiyorsun garibandan ya? Bak gene nöbet tuttu. Yazık değil mi? Sana mı soracağız ulan yazığını kazığını? Nerede kalmıştık? Bu mapushane damları cins cins insanla doludur. Kendini ezdirmeyeceksin, dalgana taş attırmayacaksın. Evet, dalgaya taş attırmıyorum. Yardım et de ellerini açalım. Allah kurtarsın. Ne diyorsun lan sen? Allah bizi kurtarsın. Onlara ne ki? Niye ki? Bunlar mapus değil mi? Oğlum Binali, bu dünyaya buzağa geldin, ahirete öküz olarak gideceksin. Bunların mahpusa benzer hali var mı? Peki bunlar ne ki? Oğlum bunlar öğrenci. Şey öğrencisi. Ne öğrencisiydiniz lan siz? Basın yayın yüksekokul. Gazetecilik. Evet. Tamam. Şimdi bu çocuklar okulu bitirince gazeteci olacaklar. Gazetecileri ikide bir de içeriye atıyorlar ya. Mahpus damlarında zorluk çekmesinler diye okul idaresi mecburiyet koymuş ders olaraktan. Bu çocuklar stajlarını burada yapacaklar. Şimdi anladın mı? Bu sesler nedir? Mahpuslarla jandarmalar arasında çatışma çıktı anlaşılan. Sen zulaları ortaya çıkar, bu fırsattan biz de yararlanırız belki, hadi. Maaşlı. Çocuklar ders bitti, bugünlük bu kadar. Hadi siz de gidin, haftaya görüşürüz. Bize müsaade hocam. Bize müsaade. Sağ ol. Bir dönem çok konuşuldular. Evlilikleri olay oldu. Ama evlilik kesat gidip ayrılık başlayınca ortaya kaset çıktı. Adnan Güngör ve Zeynep Özal çiftinden bahsediyoruz. Kaset olayını Çetin Ceviz gazeteci Hulki Cevizoğlu ele alıyor. Adnan Bey, bir de şunu merak ediyorum. Sizin bir porno kaset davanız vardı. O siz miydiniz? Zenci olan mı? Nerede bende o kadar şey, sanat gücü? Bir de şu var. Sizin Civan Gate olayıyla çok yakından ilişkili olduğunuz sanılıyor. Bu konuda ne diyorsunuz? Olay kasetin iç yüzünü haber sonrası kuşağımızda ceviz kabuğunda izleyebilirsiniz. Olacak o kadar televizyonu haber merkezine hazırladı. Haberleri sunduk. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Uğramadığım meclise insaf dedirtecek kimseler uğruyor anacığım. Meclisi ama göremedim Sayın Başkan. Koridorlarda koşuşturup duruyoruz. Malum memleket meseleleri. Bugün meclis bir tuhaf. Haklısın. Çok gazeteci var bugün mecliste. Sayın Başkan, dilerseniz bundan sonraki konuşmamıza benim odamda devam edelim. Malumunuz buralar biraz kalabalık. Olabilir arkadaşlar. Bu kanun tasarısını şöyle sakin sessiz bir köşede çalışalım. Buyurun Sayın Milletvekili. Hay hay. Büyük Millet Meclisi'ndeki bu durumlar ne diyorsunuz? Yorum yok. Önergeyi pazartesi günü veriyorum tabii. Buyurun efendim, geldik. Sizin odanız burası mı? Evet, siz daha önce hiç teşrif etmediniz herhalde. Maalesef. Buyurun. La bir çay çek demli olsun. La boş bardakları altına Ali! La bir sen de bir çay getirelim şuraya be. Acaba oraya can ne oldu ya? Ne bağırıyorsunuz be, babanızın kahvesi mi burası? Buyurun beyim, birden bakmıştınız. Bilardo oynayacağız da boş masamız var. Geldi şeyler. Buranın sizin odanız olduğundan emin misiniz? Devamlı geldiğim yer, nasıl da emin olmam? Ne olmuş buraya böyle? Ne işi var ya, bir kahve dolusu adamın burada. Burası zaten kahve kardeşim. Kapatın şu kapıyı ya, aklımız karışıyor. Ne yapmıştım ben abicim ya?
Ya şu bizim o elitleri getirsene. Git bir tane orta şekerli kahve getir Ali. Haddinizi bilin kardeşim, burası benim odam. Hadi lan yürü. Ali abi ne diyor lan bu lan? Hadi be kardeşim, kapatmayın tezgahın önünü, işimiz var hadi. Sayın Başkan, affedersiniz, bu durumdan haberim yoktu. Şimdi bunu tartışacak zamanımız yok. Gidip meclisin içinde kendimize sakin bir yer bulalım. Sayın Başkanım, dilerseniz benim odama gidelim. Hemen şuracıkta, koridorun sonunda. Gidelim arkadaşlar. Buyurun. Buyurun efendim, benim odam burası. Buyurun. Gelmeyin lan üstüme! Hem çocuğumu keserim, hem kendimi keserim. Yapma baya yapma, kıyma çocuğa. Fakat öte yandan yıkmak zorundayız bu evi. Sus lan! Sucum sana! Bu ne lan? Eve benziyor. Çarpık kentleşme, aldı yürüdü vallahi. Ya ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz adamda? Oda sizin mi Sayın Bakan? Bu insanlar odanıza kaçak gecekondu dikmişler. Siz ne zamandır meclise uğramıyorsunuz Allah aşkına? Ne bileyim, olmuştur biraz. Ben 7 aydır burada oturuyorum, yıktırmam evimi sana. Ya in aşağı kadın, abuk subuk konuşma. Karışma lan, senin baban ben bu, kıyır. Evet, devlet babanın malı bu. Devletin arazisine ev kurmuşsun, yıkacağız da yıkacağız. Yıktırmayacağım da yıktım. Eğer gelirseniz çocuğumu keserim ulan, gelmeyin. Dur, dur lan. Meclisteki odamda bir gece kondu. Hayırdır inşallah. Yıkacağım ulan ben bu evi. Ne yapayım Sayın Bakanım? Ne haliniz varsa görün. Kestir ulan! Arkadaşlar tahmin ediyorum kendimize uygun bir yer bulamayacağız. Efendim şurada bir toplantı salonu var. Oraya duhul etsek. İyi madem gidelim, şansımızı orada deneyelim. Hadi buyurun. Buyurun. Kaç numaraya çıkacağız Pezo? Kaç saat kalacaksınız? Kaç saat kalırız Aysel? Vallahi o senin potansiyeline bağlı. Yalnız 3 saatim 10 milyon lira. Eğer bu kadar zamanda beceremezsen sana yaşlılık indirimi uygularım. La martı gibi karı ya. 3 saat. İyi o zaman abicim, size 14 numarayı vereyim. Tamam hadi, hadi gel bak. Hemen başlayalım çabuk. Buyurun efendim, buyurun hoş geldiniz. Yahu burası toplantı salonu değil mi? Vallahi boş adayı istiyorsanız vereyim. Yani toplu bir şey yapacaksanız ona göre fiyat çekeriz hani ya. Yok yok istemez. Hadi çıkalım, çıkalım. Affedersiniz Sayın Başkanım. Merhaba lan, boş odan var mı? Var ablacığım. Burada güvende miyiz? Polis molis basarsa rezil olurum vallahi. Ne münasebet abicim ya. Polis molis giremez buraya. Burası en güvenli yerdir. Ne dolaşıp durduk ki? Keşke ilk önce benim odama gelsin. Buyurun. Ya söterim, bak söterim. Ustam ölmüş, ben söterim. Bu da ne? Çocuğunuzu mu bırakacaktınız? Ne çocuğu ya? Şey çocuğu, burası anaokulu da. Ne? Anaokulu mu? Bu amcalar da biz de bizim işimiz var yavrucuğum. Aa vallahi olmaz. Çocuklar ağlar. İki tur dönseniz ne olur şurada. Ne olur. Ya kanun tasarı mı? Tutun ya, hadi. Hadi. Yan yıllarım var satarım. Ustam ölmüş ben satarım. Yan satarım var satarım. Ustam ölmüş ben satarım. Arkadaşlar en iyisi benim odaya gidelim. Hadi gelin. Ustam ölmüş ben satarım. Ne konuşacaksak benim odada konuşuruz. Hiç üzülmeyin. Yemiş misin kuşluğun ya? Ha? Oo efendim. Hoş geldiniz. Yapayım size kıymalı pideciklerden. Çarkalatayım birer ayrancık. Yiyesiniz, yapasınız itman. Sonra gelip yine yiyesiniz efendim. Benim odada pideci olmuş. Gidelim de şu yasa tasarısından önce meclisin odalarının içini araştıralım. Hadi. Demek odalarda bir şeyler oluyor diyorsunuz ha? Bu gayet normal beyler. Çünkü Büyük Millet Meclisi'ne günde 7-8 bin kişi giriyor. Bu kadar adamı nasıl kontrol edersiniz? Ya olur mu? Burası devletin en üst kademesi. Bütün milleti temsil eden vekiller burada. Ya sanki siz Büyük Millet Meclisi'ne geliyorsunuz gibi konuşuyorsunuz ya. Geliyorsunuz da odanıza uğruyor musunuz? Günde diyorum 7-8 bin kişi giriyor. Siz diyorsunuz ki bu meclise her gün 7 bin kişi giriyor. 27 bin kişi girse ne olur be? Siz daha bir meclisin bir odasına sahip çıkamıyorsunuz. Bu devlete, millete nasıl sahip çıkacaksınız ha? Ne diyor bu adam ya? Sen de kimsin?
Ben vatandaşım, vatandaş. Ama şunu da bilin ki vatandaş olarak notunuzu kırdım. Haberiniz olsun. Yetkililerin deveyi hamuduyla götürenler karşısında eli kolu bağlı kalınca o develer de ellerini kollarını sallayarak rahatça dolaşıyorlar anacığım. Saat kaç? 8. Haberleri aç da bakalım. Gün geçmiyor ki yeni bir yolsuzluk haberi çıkmasın sayın seyirciler. Hem haberleri seyredeceğim diyorsun hem de gaz sokuyorsun. İkisini bir arada yapabilirim herhalde. Enver Yalçın adlı iş adamı Devlet Bankası'nın aldığı 500 milyarla kayıplara karıştı. İş adamı verilen hiçbir adreste bulunamıyor. Yetkililerin üstüne... Ne bu ya? Bu kaçıncı? Parayı alan kaçıyor. Nasıl yakalayamıyorlar bu adamları? Ya boşver, değiştir şu kanalı. Hep aynı haberler. Hatalı sollama yaparak 30 kişinin ölümüne sebebiyet veren şoför tüm aramalara rağmen bulunamadı. Şoförün bu kadar kişiyi öldürdükten sonra ortadan kaybolması kamuoyunda büyük şaşkınlık yarattı. Al bir kayıp daha. Değiştir, değiştir. Sayın seyirciler, sosyete bu hafta sonu ünlü iş adamı Enver Yalçın'ın kızının düğününde buluştu. Aa, bu adam şey değil mi? Devleti dolandırdığı için arandığı söylenen adam. O gece davetliler şıklıkta adeta birbirleriyle yarıştı sayın seyirciler. Devlet ve siyasi partilerin ileri gelenleri düğünde yerlerini alırken gelinin şahitliğini sayın cumhurbaşkanı, damadınkini ise başbakanımız yaptı. Düğünde biricik kızının mutluluğunu paylaşan baba, kızının başından Türk parası, dolar ve her milletin parasından bir miktar döktü. Aa, değerli iş adamı nasıl olur yalçın, ya? Adam suçlu ama elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyor. Üstelik yanında da devletin ileri gelenleri var. Yani burası Türkiye, sadece o mu? Bütün suçlular ellerini kollarını sallayıp dolaşıyorlar, bak. Bekir Gürbüz. Buyurun benim. Efendim benimle karakola kadar gideceksiniz. Neden, ben bir şey yapmadım ki? Evet, kayıtlarımızda öyle görünüyor, bir şey yapmamışsınız. Öyleyse siz şaka yapıyorsunuz, kamera şakası. Kamera nerede, nereye el sallıyoruz? Lütfen beni zor kullanmaya mecbur etmeyin. Ne oluyor Bekir? Memur bey ne istiyormuş? Karakola kadar gidecekmişim pardüsüm ben. Nasıl olsa yanlış olduğu anlaşılır, hemen döner. Efendim eşiniz de gelecek. Lütfen acele edin. Uğramamız gereken bir sürü yer var. Kuzum ne oluyor Allah aşkına? Geçin içeri, geliyorum. Hayri Hanım, siz ne arıyorsunuz burada? Vallahi ben de bilmiyorum. Polisler karakola geleceksin dediler. Kalktık geldik, bekliyoruz. Bu yaşıma geldim. Değil, karakola gitmek kapısının önünden bile geçmedi. İsmet Bey, sizin de işiniz var burada. Hiç sorma birader. Herkesi topladınız mı? Evet abim. Söylediğiniz bütün isimleri toplayıp getirdim. Komiser bey, bir yanlışlık olacak herhalde. Buradaki insanların hiçbiri suçu yok. Biliyoruz arkadaşlar. Bu yüzden sizleri topladık. Dışarıda bir sürü suçlu insan var. Suçlular ellerini kollarını sallayarak dolaşıyorlar. Onlara dokunamıyoruz. Bari sizleri onlara karşı koruyalım dedik. Yani bizi hapse mi atacaksınız? Olur mu? Evet ama bunu sizi dışarıdakilerden korumak için yapıyoruz. Evet, aileleri koğuşlarına götürün. Başlayın. Bir de şu var, sizin Civangate olayıyla çok yakından ilişkili olduğunuz sanılıyor. Bu konuda ne diyorsunuz? Yok bir şey. Ben görmedim, duymadım. Bu soruyu asıl Zeynep Hanım'a sorun. Soner,
Yeter, imdat. Ya da demokrasi. Göz altında kayıplara hayır diyorsanız demokrasiye okey deyin. Okey mi? Okey. Adnan Güngör'le Zeynep Özal çifti evlilikleri boyunca meğer ne cevizler kırmışlar. Hadi ceviz kabuğu programında kırılan cevizleri izleyelim. Efendim iyi akşamlar. Bu akşamki tartışma konuklarım eskiden karı kocaydı. İkisi de birbirinden mevkili, ikisi de birbirinden zengin, ikisi de birbirinden merdane. İki pehlivan çıktı meydane. Evet, biraz peşrev oldu ama eskiden yatak odalarında güreş tutan bu çift şimdi mahkemelerde birbirlerine kurt kapanı yapıp kündeye getirmeye çalışıyorlar. Sayın Zeynep Özal ve eski eşi Sayın Adnan Güngör, hoş geldiniz efendim. Hoş buldum. Sizi hoş buldum da bu kadın artık gözüme hoş gelmiyor. Ben de seni hoş bulmadım. Ne var? Gene başlama Zeynep. Buldun mu? Evet. Başlayın da efendim, buradan başlamayın. Ben size soru sorayım. Siz istediğiniz sorudan başlayın. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Siz Zeynep Hanım, Adnan Bey'i iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ıslak ve kuru zeminde eş olarak seçmiştiniz. Şimdi ne oldu da eşiniz kalleş oldu tabii sizin nezdinizde? Beni arkadan vurdun. Sık sık döverdi. Hatta bir keresinde anneme gittim diye çok kötü dövdü. Buna şiddetle itiraz ediyorum ben. Bakın, itirazında bile şiddet var. Yani Adnan Bey sizi dövdü diye kendisini terk ettiniz. İçip içip eve sarhoş geliyordu. Hatta bir keresinde ağzıma silah soktun. Bunu açıklayabilirim. Silahı kılıfını iş yerinde unutmuştum. Biliyorsunuz kendisini şeytan doldurur. Dedim ki silahı güvenli bir yere sokayım. O vakitler Zeynep'in ağzı pek sıkıydı. Sanırsınız torbaymış da büzülmüş. Ayrıca ben kendisini dövdükten sonra mutlaka af dilerim. Nankörlük etmez. Müsaadenizle. Evet, bir telefon daha var. Kim? Evet. Efendim şu anda telefonun öteki ucunda Hatemilerden biri var. Buyurun Sayın Hatemi. İyi akşamlar diliyorum. Efendim sanırım Adnan ve Zeynep çiftinin yaşadığı olaylarla ilgili konuşacaksınız. Buyurun efendim, ne diyeceksiniz? Öncelikle Adnan Bey'in eşi hanımefendinin ağzına silah sokması pek doğru değildir. Çünkü namluda bulunan çelik maddesini insan vücudu kabul etmemektedir. Allah muhafaza, insan tetanoz olur. Kabasından iğne vurdurmak iktiza eder. Bunun yerine ağza daha besleyici şeyler sokulmalıdır. Yani efendim? Şöyle ki, Adnan Bey'in Mickey filmleri bir yana, burada Mickey Mouse Bey'i tenzih ederek söylüyorum. Çünkü bunların genel adı bu. Adnan Bey artık iyi bir eş olmak durumundadır. Ayrılık çözümü değildir. Evet, yani onlar ayrılmasın, ayrılık çözüm değil diyorsunuz. Biz tekrar konumuza dönelim. Adnan Bey, bir de şunu merak ediyorum. Sizin bir porno kaset davanız vardı, o siz miydiniz? Zenci olan mı? Nerede bende o kadar şey, sanat gücü? Bir de şu var, sizin Civan Gate olayıyla çok yakından ilişkili olduğunuz sanılıyor. Bu konuda ne diyorsunuz? Yok bir şey, ben görmedim, duymadım. Bu soruyu asıl Zeynep Hanım'a sorun. Bu konuda konuşmak istemiyorum. Bütün bildiklerimi mahkemede anlattım. Ayrıca siz de susun Ceviz Bey. Fakat efendim tüm kamuoyu gibi bu durumu ben de merak edenler arasındayım. Bu konuda mahkemeliyiz, yorum yok. Şu anda yönetmen arkadaşım bir telefon bağlantısı olduğunu söylüyor. Kimmiş arayan? Kim? Turgut Bey mi? Kim arıyormuş? Turgut Bey mi? Beni sorarsa yok deyin. Alo, Sayın Merhum Cumhurbaşkanım siz misiniz? Ha kadın da ben aradım. Buyurun efendim, sizi dinliyoruz. Ben de sizi dinliyordum. Fakat fevkalade üzgün durumdayım. En çok içerlediğim de benim arkamdan bu memlekete cumhur reisliği yapmış bir adamın ailesinin adının karıştığı olaylardır. Netice itibarıyla beni burada da rahat bırakmadınız. Doğru, çok haklısınız efendim. Artık bu lafın üstüne de söyleyecek pek bir şey kalmadı zaten. İyi akşamlar. Müzik.
akşamlık da bu kadar. Beni özleyin. Bye.